Sanık Erhan Ufuk'tan soruldu. Evladım, örgüt suçundan yargılanıyorsun. Pişmanlık yasasından yararlanmak üzere vekilin talepte bulundu. Efendim, tek pişmanlığım var. Abim Polat Alemdar'ın sözünü bir kez dinlemedim. Aslında birkaç kez de dinlemedim. Ama ince mevzular olduğu için mahkeme-i kübrada cayır cayır yanacağız. Abim bana köyüme, anamın yanına dönmemi söylediğinde ben onu dinlemedim. Pişman. Ama pişmanlığım gitmediğim için değil, emrini dinlemediğim içindir. Ben son kerteye kadar, özellikle Abdül'ün hareketlerinden şüphelensem de, kutsal davamızdan habersizdim. Kutsal davan neymiş? Anlat bakalım. Sadece benim veyahut da bizim kutsal davamız değil ki hakim bey. Başta sizin ve bütün Türk milletinin kutsal davası. Bizi mazur gör. Biz unuttuk, yaşlandık. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Her yerde yazıyor. Adalet mülkün temelidir. Erhan. Abi burada herkes kendi savunmasını yapacak. Lütfen müdahale etmeyelim. Ben köyden çıkıp gelmiş, gözü açılmamış bir bıldırcındım. Köyden İstanbul'a niye mi kaçtım? Başta annem, bütün köy, Erhan sen bunu yapamazsın, Erhan sen şunu yapamazsın, tohumluk aşağı, tohumluk yukarı diye diye ben karakterimle oynadılar. Bırakın bana inanmayı, iki koyunu bile güdemeyeceğimden korktular. Ben bu İstanbul'a geldiğimde de umudum yoktu. Hesabım dayımın yanında 2-3 gün takılır, anamın iki bileziğini afiyetle karıyla kızla yer dönerdim. Ama Polat abimi gördüm. Bana hep inandı, hep güvendi. Bana değer verdi. Ben ne kadar hata yapsam da hatalarımdan ders almamı sağladı. Fark ettim ki o bana inandıkça ben kendime geldim. Tek başıma bırakın sokakta yürümeyi, iş bitirir, iş becerir oldum. Ne tip işler? Abim her şeyi anlattı Sayın Başkan. Hiç kıvıracak bir tarafımız yok. Abimin bugüne kadar anlattığı her operasyonun içinde elhamdülillah varız. Öldürme, yaralama. Göğüs göğüse çarpışmada her şey olabilir. Buna siz hukuk dilinde nefsi müdafaa diyorsunuz. Biz bunu operasyon diyoruz. Neyse mevzu o değil. Ben bunu çok düşündüm. Polat abim ne yaptı da bendeki değişiklikleri sağladı? Dağda çobanken vatan nedir, insan nedir, sevgi nedir bilmezsin. Koyunlarını seversin, kurtlardan haz etmezsin. Polat abim bana ve bize öğretti ki kurt gibi ulumakla, kuzu gibi otlamakla vatan sevilmiyor. Vatanperver olunmuyor. Vatanını seviyorsan gün gelir koyun olur, süt verirsin. Gün gelir kurt olur, hasmını parçalarsın. Ne yaptı da bunu öğretti? Ne yapacak hakim bey? Kitaplarda okuduğumuz, filmlerde seyrettiğimiz kahramanları bu devirde bize gösterdi. Bu milletin kahramanlara ihtiyacı var. Ve ne hazindir ki bu milletin her kahramanı ya ipe gitmiştir, ya mezara girmiştir, ya da mahpusa. Allah'tan ipi kaldırdılar da sizin işiniz hafifledi. Mezardan da bir nevi yırttık. Geriye mahpus kaldı. Hiç canınızı sıkmayın. Ne hüküm verirseniz verin, bilin ki pişmanlık bizde bir ömür boyu olmayacak. Kaç yıl yatarsak olmayacak.
Sanık memati baştan soruldu. Pişman değilim hakim bey. O sabıkandan belli evladım. Bu arkadaşların devlet için hizmet ettiğini söylüyor. Sen suç örgütlerinin içinden geliyorsun. Senin bunların yanında işin ne? Devlet hiçbir zaman bizden varlığını esirgemedi hakim bey. Allah razı olsun. Devletle tanışıklığımız aşağı yukarı hepimizin aynı tarihlere dayanıyor. Polat abiyle Abdüley bir safta, biz ayrı safta. Ama yine de devleti tanıdık. Dediğiniz gibi suç örgütlerinin içinden geliyorum. Kendimi bildim bileli sizin suç dediğiniz şeyi işliyorum. Her türlü suçluyu, suçu gördüm, tanıdım. Suç bizim dünyamızda güçlü olmak için kullanılan bir araçtı. Güçlü olmak içinse silah lazımdı, para lazımdı, racon lazımdı. Biz bunu tek gerçek olarak kabul ettik, inandık. Derken bir adam çıktı geldi. Alemdeki bütün raconları alt üst etti. Nasıl? Makamı mevkiyi elinin tersiyle itti. O ittikçe makamı mevkisi arttı. Parayı pulu elinin tersiyle itti. O ittikçe para pul oluk oluk aktı. Ben önceleri dedim ki diğerlerinden farklı, akıllı adam. Taktiği, usulü bu. Sonra gördüm ki yok. Paranın pul kadar değeri yok. Makamın, gücün hiç önemi yok. Bu adamın bir derdi var. Bir kez yol ayrımına geldim. Kafama silah dayadım. Bana mafyayı bitirene kadar benimle savaş dedi. Sen niye bunu kabul ettin? Su testisinin su yolunda niye kırıldığını gördüm de ondan. Bize öğrettiklerinin yalan olduğunu, testiyi kırasın diye seni dereye gönderdiklerini gördüm de ondan. Kabadayı geçinenlerin zavallı olduklarını gördüm de ondan. Silahın ardına sığınanların cebini, gırtlağını düşündüğünü gördüm de ondan. Ben babaların yanında çok gezdim. Onların baba olmadığını anladım da ondan. Polat Alemdar geldi dedi ki, bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez. Bizim tek bir anamız var. O da vatan. Anamızı sevdiğimiz için pişman mısınız diye soruyorsunuz. Anama bugün de laf söyleyenin dilini koparır, el uzatanın elini kırarım. Hiç de pişman olmam. Sanık Abdüley Çoban'dan soruldu. Devleti korumakla görevli olduğunu söylüyordun. Devleti yıkmakla suçlanıyorsun. Ne diyorsun? Normaldir hakim bey. Devlet dediğiniz büyük bir örgüt. Koruyanı da içinde barındırıyor, yıkmaya çalışanı da. Bak bu söylediğin de suç. Düşünce suçundan çok yatmam hakim bey. Ömrüm boyunca hiç düşünmedim. Hep emir aldım. Nasıl? Hakim bey, ben yetim yurdunda yatarken bana bir el uzandı. Beni oradan çekti çıkardı. Büyüttü, yetiştirdi. Dedi ki, sen bu vatanın evladısın. Senin anan da baban da devlet. Bu devlet dediğin kutsal bir varlık. En büyük şeref ona hizmet edip uğrunda ölmek. Ben buna iman ettim. İmanımı korumak için hep üstlerime itaat ettim. Bugün tek üst olarak tanıdığım Polat Alemdar'ı korumak, yanlış yaparsa öldürmek üzere devlet tarafından yanına yerleştirildim. Ben bunu bile sorgulamamışım. Sizin sorduğunuzu nasıl sorgulayayım hakim bey? Seni bu sisteme alanlar, bir gün mahkeme huzuruna çıkarsan seni tanımayacaklarını da söylediler mi evladım? Söylediler hakim bey.
Biz devleti karşılıksız sevdik. Mahkemede mi iltimas bekleyeceğiz? Vaat edilen hiçbir şeye devletimizi satmadık. Bize dediler ki, devlet büyük tehlike altında. Hiç düşünmeden, hiçbir şey beklemeden göreve koştuk. Ben ömrüm boyunca devletin çok çeşitli yüzlerini gördüm. Devlet adına liderlik yapan çok adam tanıdım. Belli bir yerden sonra çoğunda zafiyet gördüm. Kolay işler değil bunlar. Kimseyi yargılamıyorum. Nasılsa bir gün herkes hesap verecek. Benim en büyük mutluluğum hesabımı bu üç kişiyle veriyor olmamdır. Ben çok konuşan bir adam değilim. Bir tek şey biliyorum. Tek bir devlet yok. Tek bir vatan var. Benim abim bu vatan için hizmet etti. Ne mutlu ki bugün suçlandığımız şey bu. Efendim, izniniz olursa soru sormak istiyorum. Buyurun Savcı Bey. Sanık Polat Alemdar ifadelerinde Kriptex adlı bir kutunun içinde devletin güvenliği için çok önemli bilgi ve belgelerin olduğunu söyledi. Ama içeriğini ve nerede olduğunu açıklamadı. Ben şimdi sana bu hususu soruyorum. Bu belgelerde ve bilgilerde neler vardı? Thank you.
devlet sırrıdır. Açıklamam. Bırak devlet sırrı olup olmadığını biz tayin edelim. Sayın Başkan, devlet sırrı olup olmadığının en iyi bilir kişisi müvekkilim Polat Alemdar'dır. Eğer müvekkilim buna devlet sırrı diyorsa bunun mahkemece kabul edilmesini talep ediyorum. Reddedildi. O zaman susma hakkımızı kullanıyoruz. Söyleyecekleriniz dedikodusu yapılacak mevzular değil. Burası bir mahkeme salonu. Sizin güvenliğinizi risk altına sokmak istemem. Nevzat, bu ne? Oğlum abi, paralardan kaçmak için aldım. Radarın gözünü alıyormuş bu CD. Hiç çıkarmam abi. Radarda yakalanmam uçsam da yollardı. Öyle mi? Sen içeri gir, ben geliyorum Nevzat. Hayırdır abi? Tamam abi. Sanık yurt dışı bağlantılarından korktuğu için mi mahkemeden bilgisini saklıyor? İtiraz ediyorum. Ben de. Evet sayın savcı, korkuyorum. Korkum o ki bu bilgilerin ifşasından ötürü milletime zarar verirler. Polat Alemdar, kim bunlar? Efendim, gazete okumuyor musunuz? İsimler önemli mi? Gazetelerde her okuduğumuza inanırsak senden aynı yok. Gazeteleri okuyunuz hakim bey. Ama tersten okuyunuz. Yüce mahkemenize bütün bildiklerimi, gördüklerimi eksiksiz anlattım. Bu husus benimle birlikte mezara girecektir. Efendim, müvekkilimin bu hususta söyleyecekleri inanın savunmamızı da güçlendirecektir. Ama bu amanın da kayıtlara geçmesini talep ediyorum. Müvekkilim Polat Alemdar, milletin bekasını kendi geleceğinden üstün tutmaktadır. Hey kudretinden sual olunmayan Rabbim, şu kediyi bile aslan ettin ya. Taraflara tevzi, tahkikat talepleri olup olmadığı soruldu. İddia makamı? Tevzi tahkikat talebimiz yoktur. Esas hakkında mütalaamızı vereceğiz. Sanıklar ve sanıklar vekilinden soruldu. Bizim de talebimiz yoktur. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında... Sanıklar Polat Alemdar, Memati Baş, Abdülhey Çoban, Erhan Ufuk. Adam öldürmek, adam öldürmeyi azmettirmek, adam yaralamak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Anayasayı ihlal etmek suçlarını işledikleri, sanıklardan Polat Alemdar'ın organize suç örgütü kurduğu ve örgütün elebaşı olduğu, diğer sanıkların örgütün üyesi olduğu, örgüt adına silahlı eylemlerde bulundukları, birçok kez adam öldürmek ve adam yaralamak fiillerini işledikleri, bunu devletin güvenliği ve bekası için yaptıklarını ve bu nedenle müstahat suçları işlediklerini iddia etmeleri, ama devletin silahlı güçleri bile olsa anayasa ve kanundaki öngörülen haller dışında bizzat bu kurallar dışına çıkılarak suç işlemelerinin hukukça korunmadığı, bu tür eylemlerin diğer devlet görevlilerine kötü emsal teşkil edeceği, hukuk düzeninin bu tür örgütlenme içinde olanlara bu dava neticesiyle taviz vermeyeceği, mahkeme heyetinin bu hususları dikkate alarak toplanan dosyadaki tüm delillere göre sabit görülmekle sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 309, 220, 47, 53, 54, 78, 86, 82 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanıkların tutuklu kaldıkları sürelerin cezalarından mahsubuna karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.
Sanıklar ve vekilinden esasa ilişkin savunmaları soruldu. Savcı Bey güzel mütalaa hazırlamış. Öncelikle Savcı Bey'le hemfikir olduğumuz konu Polat Alemdar ve Abdülhey Çoban'ın devlet görevlisi olduklarının ispatlanması hususudur. Bütün sanıkların adam öldürdükleri ve adam yaraladıkları sabittir. Zaten savunmalarında da sabittir. Ama ceza kanununun, Savcı Bey de çok iyi bilir, ceza kanununun 25 ve 26. maddeleri suçun bazı hallerde işlenmesinin sanıklara ceza verilmesini ortadan kaldırmayı düzenlemiştir. Bu haller bilhassa devlet görevlilerinin, devletin güvenliğinin tehlikede olduğu, Savcı Bey'in de belirttiği gibi anayasal düzenin iç ve dış hainlerce saldırıya maruz kaldığı bu hususun bütün Türk milleti tarafından kabul edildiği, devletin yüksek kurumlarının da bu konuya ilişkin raporlar yayınlayarak tescil edildiği aşikardır. Dolayısıyla müvekkillerim devletin ve milletin güvenliğinin yakın ve açık tehlikede olduğunu bizzat müşahede etmişler. Başka türlü bu tehlikeyi ve saldırıyı giderecek zaman ve yol bulamadığından her Türk evladının yapması zorunluluk olan vatan savunmasını layıkıyla yerine getirmişlerdir. Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ben bir duyarlı vatandaş olarak, bütün sıfatlarımdan sıyrılarak, huzurlarınızda sanıklara teşekkürü bir borç bilirim. Bu vatan hiçbir zaman sizi unutmayacak ve her zaman sizin gibi evlatlarını layık olduğu yerde, gönüllerde yaşatacaktır. Sanıklardan Erhan Ufuk'a son sözü soruldu. Hadi evladım. Hakim Bey, bu millet kahramanla eşkıyayı ayıracak ferasete sahiptir. Bir yüzümüze bakın. Bizde eşkıya tipi var mı? Başka? Başka ne olsun Hakim Bey? Canınızın sağlığı. Sanık Memati Baş'tan son sözü soruldu. Savcı Bey'e teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun? Çok şükür, bildiğim kadarıyla ahlaksız bir maddeden burada değiliz. Saydıklarında ırza geçmek yoktu. Hırsızlık yoktu, dolandırıcılık yoktu. Namussuzluk, şerefsizlik yoktu. İnşallah bundan sonra da olmaz. Sanık Abdülhey Çoban'a son sözü soruldu. Son nefesimize kadar hep son sözümüzü söyleyeceğiz. Bu milletin emrindeyiz. Polat Alemdar, sen bu kadar cürmün arasında bunlara ne zaman kitap okuttun? Efendim, kimileri okur öğrenir, kimileri yaşar öğrenir. Sanık Polat Alemdar'dan son sözü soruldu. Hayatımda hep bir şey değiştirmeyi hayal ettim. Önce kendimi, sonra ailemi, sonra çevremi, sonra ülkemi. Gördüm ki aslında her şeyim meğer önceden değiştirilmiş. Kendim değiştirilmiş, ismim farklıymış. Ailem değiştirilmiş, ailem farklıymış. Çevrem değiştirilmiş, çevrem farklıymış. Ve ülkem. Çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Ben dünyanın çok yerini gördüm Hakim Bey. Çok insan tanıdım. Ben bizim insanımız gibisini hiç görmedim. Bu kadar iyi kalpli, bu kadar temiz, bu kadar yetenekli, bu kadar becerikli,
bu kadar saf ve bu kadar akıllı bir millet görmedim. Ama bu kadar sömürülen bir millet de görmedim. Bu milleti sömürenlere bakıyorum. Çapları şu bizim Erhan'ın köyde otlattığı koyunlar kadar bile değil. Ama uşaklıklarının karşılığını iyi aldıkları gibi uşaklığı da layıkıyla yerine getiriyorlar. Siz bana diyorsunuz ki bunları gör, duy, anla ama sus. Anlatma ve kabul et ve değiştirme, müdahale etme. Ben bir devlet terbiyesi aldım. Devlet geleneğiyle yetiştirildim. Bu geleneklerin, bu terbiyenin içinde de şüphesiz değiştirmek istediğim hususlar var. En başta devletin milletten üstün tutulması. Çünkü buna gerek yok. Bu millet devletini baş tacı etmiş. 16 kere devleti yıkılmış, 17. kez devlet kurulmuş. Şimdi siz beni devleti yıkmaya çalışmakla suçluyorsunuz. Bu bir iftiradır. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçluyorsunuz. İsnat edilen bu suçun muhatabı ben değil, 1960'ta, 1980'de silah zoruyla anayasayı değiştirenlerdir. Anayasayı yıkıyorsan, iktidarı ele geçiriyorsan kahramansın. İktidarı ele geçiremiyorsan hainsin. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler. Tarihe nereden bakacağız? 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de hürriyet kahramanı. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün bir mağlup komutan. 1923'te vatan haini. Şimdi bana bugün söyleyeceğinizin, vereceğiniz hükmün tarih açısından hiçbir önemi yok. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Evet beyler, sıra sizde. Parti kursa oyumu verirdim. Ama şimdi oyun belli. Suçları sabit. Ben savcı beye katılıyorum. Yakın tarihimiz devlet içinde çeteleşmelerle geçti. Bir müddet sonra devlet görevlilerinin menfaati devletin menfaati gibi algılanıyor. Bunlara kendileri de inanıyor. Polat'ın menfaati burada nerede? Burada şahıslar önemli değil. Bizim kararımız emsal teşkil edecek. Diyelim ki Polat'ın ve adamlarının bir menfaati yok. Her zaman bu kadar iyi niyetlisini nereden bulacağız? İyi niyetli mi değil mi? Bizi ilgilendiren dosya. Gelecek değil. Emsalleri de değil. Derin devleti ölmeden de gördük ya. Derin burada da devlet dışarıda. Lüzumsuz bir sürü işlerle uğraşıyor. Arkadaşlar serbest bırakamayız. Kamuoyu bizi taşlar. Kimler serbest kaldı? Ne taşlaması? Omuzlarda çıktılar. Ne diyorsun usta? Göreceğiz. Abdül, var mı yırtarımız? Muhabbet. Yırtarımız en az 30 sene. Bence kravat takmalıydık. En azından iyi hale girerdik. Erhan. Çok umutlanma. Abi umut olmadan insan yaşar mı? Senin hiçbir şeye umudun yok mu? Umudum olsa burada olmam Erhan. Abi ne demek umudum yok? Erhan ne diyeyim sana şimdi? 5 dakikalık umuda mı ihtiyacım var? Müebbet yiyeceğiz. Abi var. 30 sene değsek, müebbet değsek, beraat de etsek merak ediyorum. B planın ne? Diyelim ki dışarıdayız. Ne yaparsın?
Yine doğru bildiğimi yaparım. Tamam abi, işte onu soruyorum. Oh, ben yoruldum. Paso yatacağım. Sen? Yapacak bir şey yok Abdüley. Alacağız rölantıyı. Geçecek yıllar. Aslında yapılacak belli. 4 tane yetimiz. Yapmadığımız kalmadı. Bu memleketin yetimleri böyleyse... varın gerisini siz düşünün. Alacaksın çocukluktan. Bir güzel yetiştireceksin. Ama bizimki gibi körü körüne değil. Mendil satma gel vatan kurtar değil. Sevmeyi öğreterek. Sevilmeyi öğreterek. Abi ben sana umut diyorum. Sen garibana umut olmaya kalkıyorsun. Ben diyorum ki Erhan, biz beceremezsek bizden sonrakiler. O da olmazsa onlardan sonrakiler. Ama muhakkak bu dünyayı biz yöneteceğiz. Tanıklar Polat Alemdar, Memati Baş, Abdüley Çoban, Erhan Ufuk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına. Vatan sağ olsun. Sanıkların müsnet suçları meşru müdafaa altında işledikleri mahkememizce sabit görülerek sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine ayrı ayrı yer olmadığına adalet tecelli etti. Allah'ım. Mahkemeler milletin vicdanıdır.